Evet arkadaşlar bugün şampiyon tanıtımında size okçuyu göstereceğim. Yani karakter tanıtımında. Okçumuzda işte eee oyuna başlarken direkt süratiniz var. Hani klas bonusundan sürat veriyor. %10 kastınız süratin o kadarı fazla işte. Yani süratçarı güzel bir atakır kendisi. Savunma olarak e, hasar azaltı idare eder bir şekilde diğer hasar hasarcılara göre var yani. Şimdi skilllerine bakıyoruz skilllerinde. Bu Hero'nun en güzel yanı 33 crit vermesi direkt şeyi. Ana pasif 33 crit vermesi ve crit hani kolay kasılan bir şey değil. Crit'i en yüksek çar okçu. Yani bu büyük bir avantaj. Çünkü hani krit atmadığınız zaman da 1K atıyorsunuz. Krit attığınızda 3K mesela. Örnek olarak. Öyle yaptığınız zaman da hani recoveriniz, yani can çalmanız daha yüksek oluyor. Hasarınız daha yüksek oluyor. Her şeyiniz yüksek oluyor. O yüzden kritik çok önemli bir stat. Ve bu çarın asıl özelliği kritiği. Ee, onu geçtim düz vuruşunda. Ee, kendi hasarı güzel. Bir de artan hasar veriyor. ekstra Ekstradan düz vuruşu o yüzden artan hasar için de kasabilirsiniz. Onun haricinde bow damage muhabbetinde muhabbetinde %4 veren yani herhangi bir silahın hasarında %4 veren en fazla bu var yani. Hasar olarak gerçekten muhteşem bir şar. Ee, onun haricinde bu hold'u pek geliştirmiyorlar. Kullanmıyorlar. Hani sabitliyorsunuz falan çok bir işe yaramıyor. Bu skill. Onu söyleyeyim. Burada kritik hasarınız da var. Hem kritiğiniz var hem kritik hasarınız var. Bayağı güçlü bir çar yani. Vuruyor. Onun haricinde bu e, paladinler maladinler falan hitten etkileniyor. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Blok peri dodge kasmış hero'lara. ikinci skillinizle vurma ihtimaliniz daha yüksek. Yani okçunun kendi şeyleri de hani yani uniklerle bile pvp kassanız adam kesme şansınız var. Hem PvP hem PvE olarak güzel bir çar. Onun haricinde öyle taktiğiniz var. Aşırı işe yaramıyor. Ya PvP de işe yarar biraz ama çok da tavsiye edilmiyor. Bu skill de çöplerden biri. Onun haricinde direkt artan hasarınız var. Artan hasarı kesinlikle kullanmalısınız. Ee, bubble yenileme muhabbetini yine hitle yapan karakterlerden biri. Hani bu çok büyük bir avantaj. Bunun sayesinde sürekli skill atabiliyorsunuz. Onun haricinde alan skilliniz yüksek vuruyor. Bir de az az tekrar eden hasarı var. Alan skilli daha da güzel olabilirdi ama bu şekilde. Bir tek alan skillinde işte bir tık sıkıntı var. Onun haricinde yine alanı güzel. Yani işinizi görür. Onun haricinde burada kullanabileceğiniz pasifler bir hızınız var yan taraftan traptan aldığınız özelliklerden bir hızınız var ee, bir de şeyiniz var yani bir hasar azaltınız var bir de canınız var yani bu taraf tamamen size savunma veriyor sniper tarafı da hasarınızı karşılıyor onun haricinde yine her hero da dediğim gibi 40 levelleri skill'lerini fullersiniz şimdi bir hesaplayalım seriden yani çarı ana şeylerini hesaplayalım şu an mesela bu toplama yapabildiği için bu çara toplamayı verebilirsiniz. Onun haricinde iki tane de buradan 3. Onun haricinde şuna kesinlikle vereceksiniz 4. Ondan sonra buna verebilirsiniz 5. Buna vereceksiniz 6. Buna vereceksiniz 7. Buna ister verirsiniz ister vermezsiniz ama verirseniz iyi olur 8. Bu 9 buna vereceksiniz 10 buna vereceksiniz 11 traptan da yani şuna vereceksiniz 12 hafif değişiklikler de yapabilirsiniz. O size kalmış. Onun haricinde gerek alanı eğer şey yaparsanız hani 157 level mi? E 157 ya 156 tam hatırlamıyorum. Birinde bir skill daha fullleyebiliyorsunuz. Onda da life'ı fullleyebilirsiniz. İzlediğiniz için Teşekkür ederim.